Et fiyatları kuzu şu an satışımız 220-230 bazındadır. Koyun 190-200. Dana da kemiksiz 310-320-330'a kadar da çıkıyor yani. Fiyatlar yüksektir. Tabii milletin alım gücü yetmiyor çoğunluğu. Bu benzine gelen son zamlardan dolayı ister istemez bütün piyasaları nasıl etkilediyse et piyasasını da etkiledi. Tabii Van hayvancılık merkezi olduğu halde ama yine de hayvanın çoğunluğu et olarak dışarıdan geliyor Van'a. Benzin deyince buna da maliyet oluyor tabii. Et yüksektir. Millet eskiden gövde gövde alırken, yarım gövde alırken, tam gövde alırken şimdi yarım kilo, yani bir kilo, bilemedim 1,5-2 kilo yani. Artık 3-5 kilo nadir oluyor yani satışlarımız. İster istemez satışlarımız da durmuş yani. Lokantaya gelince lokantalar bir nevi esnafı, yani biz kasap esnafını biraz ayakta tutan lokantalardır. Lokantalar da şu an ilanlar sayesinde biraz canlanma var. Yarın öbür gün bunlar gittiği zaman onların da işi düşer. Yine bize yansır. Yani düşüktür yani işler. Maliyetler de yüksektir. Mesela bizim eskiden diyelim bir dana tutuyordu 20-30 milyar. Şimdi bir dana tutuyor 100 milyar. Artan maliyetler yüksek, giderimiz yüksek, gelirimiz azdır. Abi böyle olmuş. Yani zorlanıyoruz. 3-4 tane eleman çalıştırıyoruz. Onlar da bir iki saat çalışıyor. Ondan sonra onların da işi yok. Ama yine de diyor çalışsınlar, günü attılar. Allah yardım etsin. Milletin alım gücü de yok. Alım gücü olmayan insanlar, bu gariban var, mağdur var, değil mi? Yani evini geçindiremeyen insanlar da var. Dolayısıyla millet, vatandaş nasıl, biz de aynı. Katlanıp gidiyoruz yani, buna sadece katlanıyoruz. Cevap bile veremezsin yani. Kime cevap vereceksin? Muhatap yok. Ortalama 200'de başlıyor kuzu, dana da 300. Yani en kötü et şu an 200'de 250 arasında değişiyor, 220-230. Dana da zaten 300'ün altına düşmüyor fiyat olarak. Yani bir kilo ete bugün 300 lira fiyat veriliyorsa, Van gibi bir yerde, çiftçilik bölgesi olan bir yerde 300 liraya bir kilo et vatandaş evine et alamıyorsa, yani bunu benim, senin bunun muhabbetini yapmamız boştur. Onu gidip tepedeki insanlarla bunun diyaloğunu kurmak daha mantıklıdır. Piyasada iş durgunluğu var. Ama milletin alım gücü yok. Yani alım gücü olmadığı için piyasa durgun. Malzeme yüksek, gelir az. Dolayısıyla tabii ki herkesi etkiliyor. Alanı da etkiliyor, satanı da etkiliyor. Burada denetim de yok. Mesela belediye, valilik, kurum kuruluşlar görevini yerine getirse, sabit böyle bir denetimlerde bulunsa, herkes kafasına göre bir fiyat da belirlemeyecek. Yani belki bir yerlerde duracak, durmuyor da. Yani taş üstüne taş koymuyoruz ama katlanıyoruz. Dolayısıyla bugün sadece bizim sektörde değil, genel olarak bütün sektörleri de değerlendirecek olursak, hiç kimsenin bu konuyla ilgili ben bu hayattan memnunum demesi çok zordur. Şartlar zorlaştı abi, değişti. Geçim kaynağı, insanların gelir kaynağı istediği gibi olmayınca, alım gücü de olmayınca insan aldığı parayla evini geçindiremiyor. Yani büyük bir mağduriyet var. Önüne de geçilmiyor. Geçebilecek bir durum da yok ortada. Her şey malum zaten göz önünde. Geçen yıl evine 1.000 liraya malzeme alan insan, bir fert, bugün 1.000 liraya gidip 2 poşet eşya alamıyor. 1.000 liraya 3 kilo et geliyor abi. Mesela küçük başkine aynı, tabii geçen sene mesela bir gövde alanı bugün 4 kilo, 3 kilo alıyorlar. Artı bu şeyinden mesela sadece kırmızı et değil ki. Adam mesela şeker aldığı zaman şeker yükselmiş, yağ yükselmiş, un yükselmiş, yakıt yükselmiş yani böyle. Bundan dolayı yani tavuk eti olan o da yükselişe geçmiş yani. Bir kilo kanat 110 milyondur mesela, şoksuz günlük kesim 110 milyondur. Et yüksektir yani. Bir kilo tavuk mesela 75 milyon kemiksiz. Çok para yani, hakikaten çoktur.